Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sindirim sistemi ve metabolizma ilaçları grubunda yer alan glifor, 850 mg veya 1000 mg'lık, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Glifor'un etken maddesi metformindir. Glifor tablet nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç oral antidiyabetikler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar şeker hastalığını tedavi etmede, obez glukoz tolerans bozukluğu olan hastalarda şeker hastalığının gelişimini önlemek amacıyla kullanılır. İnsülin pankreas tarafından üretilen ve dolaşıma verilen bir hormon olup vücudunuzun kandaki glukozu almasını sağlar. Vücudunuz glukozu enerji üretmek için kullanır veya ileride kullanmak için depolar. Eğer şeker hastalığınız varsa, pankreasınız yeterli insülini üretmiyor veya vücudunuz üretilen insülini düzenli kullanamıyordur. Bu durum kanınızda yüksek düzeyde glukoz bulunmasına neden olur. Glifor kanınızdaki glukoz düzeyini mümkün olduğunca normal düzeye düşürmeye yardımcı olur. Glifor tablet, tek başına diyet ve egzersizin kan şekeri düzeyini kontrol etmede yetersiz kaldığı, özellikle fazla kilolu tip 2 diyabetli hastaları tedavi etmede kullanılır. Erişkinler glifor'u tek başına veya şeker hastalığını tedavi etmede kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanabilir. 10 yaş ve üzeri çocuklar ve ergenler glifor'u tek başına veya insülinle birlikte kullanabilir. Glifor tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. İlacınızı kullanırken doktorunuzun size tavsiye ettiği diyeti ve düzenli egzersizleri uygulamaya devam ediniz. Doktorunuz tarafından farklı bir tavsiyede bulunulmadıkça, erişkinlerde standart başlangıç dozu günde 2 veya 3 kez 500 mg veya 850 mg'dır. Alınabilecek en fazla günlük doz 3'e bölünmüş şekilde 3000 mg'dır. İnsülin de kullanıyorsanız doktorunuz glifora nasıl başlamanız gerektiğini size anlatacaktır. Diyabetin önlenmesi için kullanımında standart başlangıç dozu yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra günde 2 doza bölünmüş şekilde 1000 ila 1700 mg metformin hidroklorürdür. Hastanın tedaviye devam edip etmeme ihtiyacını değerlendirmek için glisemik durumu ve aynı zamanda risk faktörü düzenli aralıklarla takip edilmelidir. İzlemede doktorunuz kan glukoz düzeylerinizi düzenli olarak takip edecek ve kan glukoz düzeyinize göre glifor'un dozunu belirleyecektir. Tedaviniz süresince doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir. Eğer böbrekleriniz normal çalışmıyorsa doktorunuz böbreklerinizi daha sık kontrol etmek isteyebilir. Glifor yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir. Glifor yemeklerle birlikte veya yemekten sonra almanız, bu ilacın sindirim sisteminizi etkileyen yan etkilerinin oluşmasını önler. Tabletler çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Glifor yeterli miktarda su ile birlikte alınır. Günde bir doz glifor alıyorsanız sabah kahvaltıda alınız. Günde iki bölünmüş doz alıyorsanız sabah kahvaltıda ve akşam yemeğinde alınız. Günde üç bölünmüş doz glifor kullanıyorsanız sabah kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde alınız. Glifor'un 10 yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde standart başlangıç dozu günde bir kez 500 mg veya 850 mg'dır. Alınabilecek en fazla doz 2 veya 3'e bölünmüş şekilde 2000 mg'dır. Kullanmanız gerekenden fazla glifor kullandıysanız laktik asidoz oluşabilir. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı, şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür. Bu belirtilerin görülmesi halinde glifor kullanımını hemen kesip doktorunuzla iletişime geçiniz. Glifor'un bir dozunu almayı unuttuysanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. İlacınızı almayı unutursanız unuttuğunuz dozu atlayarak bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız. Glifor tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Glifor tablet, tip 2 diyabeti olan kişilerin tedavisi için reçete edilen bir ilaçtır. Ancak herkes için uygun olmayabilir. Şiddetli böbrek veya karaciğer hastalığı,
laktik asidoz öyküsü, ilaç bileşenlerine karşı alerji, ciddi enfeksiyon veya yüksek ateş görülen hastalarda, hamilelik veya emzirme dönemlerinde, bu ilacın kullanımı öncesinde doktorunuza danışmanız önerilir. Glifor bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Özellikle kardiyak glikozitler, diüretikler, beta blokerler, kortikosteroidler ve mide asidi düzenleyici ilaçları kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz. Glifor tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve iştah kaybı çok yaygın görülen yan etkilerdir. Bu yan etkiler 10 hastanın en az birinde görülebilir. İlacın kullanımıyla yaygın olarak tat almada bozukluk, aşırı yorgunluk ve zayıflık hali, baş dönmesi ve sersemlik hali ve baş ağrısı görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.